Demokrasi ve Atılım Partisi Adıyaman İl Başkanı ikinci olağan kongresi yapıldı. Divan kurulu isimleri. Yapılan kongreye Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Mahmut Sevindi, Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Kadriye Esra Aygün, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Türk, Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç, İl ve ilçe teşkilat üyeleri ve partililer katıldı. Kongre 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlk olarak kürsüye çıkan İl Başkanı Mehmet Anaç, Adıyaman siyasetinde bir çığır açacaklarını belirtti. Bizler bugün burada Deva Partisi olarak gerçekleştireceğimiz il kongremiz ile siz değerli üyelerimiz ve partimize gönül vermiş değerli dostlarımız ile inşallah Adıyaman siyasetinde yeni bir çığır açacağız. Siyaset, toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla her zaman çözümden yana tavır takınan bir unsur olarak görülmelidir. Tıkanıklığa, kavgaya, çözümsüzlük adına herhangi bir şeye mal vermemesi gereken bir unsur olmalıdır. Bizler milletin derdini dert edinen, milletin gören gözü, duyan kulağı, hisseden yüreği ve sessiz çığlıkların sesi olarak çözüm üreten bir siyaset yapacağız. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Kadriye Esra Aygün ise deprem ve sonrasında hizmet yapılmadığını, parti olarak Adıyaman'da sorunlara deva olacaklarını söyledi. Gerçekten çok zor günlerden geçtiğinizi biliyorum. Ben de bir Urfalı kardeşiniz, bir hemşeriniz olarak burada acınızı paylaşıyorum. Ama bir yıl boyunca ilk deprem olur olmaz biz buraya geldik. Maalesef bir yıl boyunca burada bir arpa boy yardımın veya şehirleşmenin veya kentleşmenin de ilerlemediğini görüyoruz. Hala insanların çadırlarda ve konteynerlarda kaldığını görmek insan olarak bir kere bizi üzüyor. İnşallah buralara hep beraber deva alacağız. Deva Partisi ile beraber inşallah hep beraber bu günleri aşacağız. Ben buna inanıyorum. Deva belediyeciliği ile bizim bu günleri hep beraber aşacağımıza inanıyorum. CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını kaydetti. Ben öncelikle siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmezleridir. Bir kentte STK'lar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ne kadar güçlü olursa, aralarındaki iletişim, diyalog ne kadar güçlü olursa o kentin sorunlarının çözümü de o kadar kolay olur. Muhalefetin tek milletvekili olarak bu anlayışla bütün Adıyaman'daki siyasi partilerimizle iyi bir iletişimimiz var. Mehmet Başkan'la da, Deva'daki arkadaşlarımızla da iyi bir iletişimimiz var. Onların da Ankara'daki sesi olmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu kongrede seçilecek başkan yönetimle de aynı anlayışla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kısaca şunu ifade etmek isterim. 2023 Mayıs seçimlerinde özellikle hem Deva Partisi, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem de diğer demokrasi bileşenleriyle birlikte Türkiye'deki hukuksuzluğa, adaletsizliğe, demokrasi yok sayan tekçi sisteme karşı ciddi bir demokrasi perdesi altında bir birliktelik sağladık. Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise bölgenin yetkili koordinatörü olarak atanmasının kendisinin istediği olduğunu vurgularken bölgenin sorunlarını meclise taşımayı planladıklarını aktardı. Bu bölgeden sorumlu koordinatör milletvekili olmayı biraz da kendim istedim. Maraş'ta yaşanan deprem sonrası Hatay, Adıyaman, Malatya ve Maraş'tan sorumluyum. Bu bölgelerde sorunlar karşısında koordinasyon sağlamaya çalışıyorum. Sık sık da parti başkanımız Mehmet Bey ile istişare ediyoruz. İnşallah yapabildiğimiz kadar bu bölgenin problemlerini meclise taşımayı planlıyoruz. Biz öncelikle bize sevgisinden, ilgisinden ve alakasından yaratan Cenab-ı Hakk'a ve kalemle yazmayı bilmediğimizi öğreten ve bize bunu ikram eden, bilgiyi öğreten yine Cenab-ı Allah'a
şükranlarımızla söze başlıyoruz. Zira o hemen peşinden der ki, ne zaman kendini yeter görsen, umursamazlığa düşersin. Umursamazlığın sonunda azgınlıktır der. Umursamazlık, insanın en çok da duyu organlarını kapatır. İnsan önce kendine yabancı olur, sonra çevresine. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede olduğu gibi kendi parti teşkilatlarında kayıplar olduğunu, depremden bir yıl önce Kahramanmaraş'ta olası depremi ve fay hatlarının tehlikesini dile getirdiklerini ifade etti. İşin açıkçası yerel seçimler öncesinde kongreler takviminde illerimizde hızlı bir şekilde ilçe kongrelerini tamamlayıp il kongresi daveti alacağımızı çok fazla düşünmüyorum. 10 gün önce değerli başkanımız telefonla aradığında, başkanım ilçe kongrelerimizi tamamladık, İl kongremiz için de takvim aldık, sizleri bekliyoruz dediğinde bir anda biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü 6 Şubat depreminden sonra büyük badireler atlatan Adıyaman'da elbette bizim teşkilatlarımızda da bir kısım kayıplar oldu. Üzüntüler oldu. İster istemez kopmalar oldu. Ancak bunları toparlayıp bu kongre sürecine getirmesi ve bugün sizlerle bizleri buluşturması ayrı bir hali cenaplık. Yapılan konuşmalar sonrasında yapılan ikinci oğlan il kongresinde il başkanlığına Mehmet Anaç seçildi.